Basen bölgesindeki yağlardan nasıl kurtulabiliriz ee, bölümüne geri dönmek istiyorum hocamızla. Çünkü özellikle burada sabah saatlerinde kahvaltıda kahvaltı sonrasında yapabileceğimiz tüyolar verecek. Evet. Hangi saatlerde nasıl bez, beslendiğinizi gözden geçirin. Beslenmenizde doğru türlerde ve yeterli miktarda yağları tuzları dahil edin. Şekerli besinlerden uzak duruyoruz bu net bilgi. Şimdi hocamız diyor ki sabahları bir demlik sıcak su. Buyurun hocam siz devam edin isterseniz. Şimdi bizim basam bölgesindeki problemimizin en büyük kaynağı neydi? Suyumuzda var. Evet suyumuzda var. En büyük kaynağı neydi? Dolaşım problemi. Evet. Biz dolaşımı arttırmak için ne yapacağız? Mantıklı düşündüğümüzde sistemi hızlandıracak unsurları kullanacağız. Besin öğelerini kullanacağız. Bunun için de önce bir sıcak suyumuzu koyalım şöyle. Sabah bismillah yani daha kalktık. kalktık. Sıcak evet. suyumuzu, duşumuzu alacağız veya giyineceğiz işe gitmek için ya da bir takım hazırlıklar yapacağız. Hemen bunu yapalım. Şöyle kiraz Kira saplarını e, yazdan bahardan biriktirdiysek şöyle bir avuç kiraz sapı attık suyumuzun içine. Ne yapıyor? Kiraz sapının ne etkisi var? Diüretik etkisi var. Yani, yani su, gereksiz suyu vücudumuzdan atma atacağım. etkisi var. Ve dolaşımı hızlandırıcı etkisi var. Maydanozun Yine. içinde ne var? Ostrojen var. Fito ostrojenler var. Maydanoz bu nedenle? Hem vücuttaki dolaşımı hızlandırır hem de bizim gereksiz ödemimizi atar. Maydanozları da koyduk mu koyduk. Koyduk. Aynı şekilde. Hiçbir şimdi şey bak. yemeden yapıyoruz. Şimdi Hiçbir şey bunu. yemeden yapıyoruz aç karnı. Şimdi limonu şöyle yapın. limon sıkmayın çünkü mide hassasiyetinizi arttırır. 3-4 dilim limon koyalım içine. İçine koymamız yeterli oldu. Aynen aynen lütfen sıkmayın. Tamam. Sıktığınızda midenizi mahvedersiniz. Bir de tabii ki. Dünya Sağlık Örgütü'nün de mucizevi bir besin olduğunu kabul ettiği zerdeçal da bizim için iyi. İster böyle toz olarak koyarsınız, isterseniz eee tazesinden tazesini de, koyarsınız. de koyabiliriz. İkisi de olur. Hepsini karıştırdık. Ondan sonra gittik giyinmeye veya duşumuzu almaya. Hadi demlenirken. Demlenecek. Bu bunu buradaki püf noktası şu. Bunu asla kaynatmıyoruz kaynamış suyun içine koyuyoruz ve demleme usulüyle içiyoruz. Hmm, tamam. Bunu böyle bu güzelce koyduk, bıraktık. Bu 5 dakika demlensin. Tamam. Aç karnına, hiçbir şey içmeden ve yemeden bunu tükettiğimizde vücut ilk önce aynı bir butona basar gibi ivmelenecek ve kendi metabolizmasını hızlandırma yoluna gidecek. Girecek. Onun için bununla başlıyoruz. Her sabah mı yapılsın bu? Yoksa her sabah. haftada 2-3 sabah da her yeter. Sabah. Her sabah. Yapılsın. Hatta eğer üşenilmezse gün içinde de 2-3 kez yapılmasında büyük fayda hmm, var tabii bu. Güzel. Bir sakıncası yok yani 2-3 tane kadar gün içerisinde çıkabilir. Hiçbir sakıncası yok. 3-5 ee, dakika pedal çevirir gibi dizlerinizi yukarıya çekerek egzersiz yapın ya da 45 dakika yürüyün. Yani Harfaltıyı eğer... ettik mi hocam ya? İster kahvaltı öncesinde ha. olur, ister kahvaltıdan sonra olur. Ama tamam. kahvaltı öncesinde yapmak tabii ki faydalı. Evet, ben hep evet. şunu söylüyorum. Egzersiz insanların biyoritmiyle ilgili bir şeydir Hı. ve hangi saatte yapmak istiyorsanız o saatte yapın. Evet. Bu ideali. Hani aç karnına, yemekten önce yapmak ideali. Ama yapamıyorsanız, o enerjiyi bulmuyorsanız ya da vaktiniz yoksa sonrasında da yapabilirsiniz. Ama yürüyüşte de olsa şöyle ayaklarınızı kırarak yukarıya doğru Değil çekmek mi? 5 defa, 10 defa, 15 defa her neyse arka kaslarınızı ve ön kaslarınızı doğru çalıştıracak ve basen arkasındaki kasları da hareket edecek. Eğer biz basenimizden kurtulmak istiyorsak, i̇stiyorsak. Şimdi bu zaten önemli. Hepsi basene yönelik değil mi? Tabi tabi basen ee, bölgesi. Hedefimiz, hedefimiz, hedefimiz basen, basen bölgesi. Şu an bütün anlatacaklarımız. Aynen. Eğer basen bölgesiyle ilgili bir sıkıntınız yoksa. Tatlı sohbetimizi dinleyebilirsiniz. <laughs> evet, ama basen e, bölgemiz olmasa bile bunu yaptığımızda da var olan güzelliği de korumuş oluyoruz. Korumuş, değil mi? Yani şunu, bunu haftada mesela basen problemi olan günde her gün yapacakken evet. basen problemi olmayan haftada bir ya da iki kere yaparak da var olanı korumak bu, da bu çok zaten, önemli. zaten bu şu çay zaten mükemmel. Mutlaka bir şey. yapın bunu. En zoru da korumak. Aynen. Toksinlerden arındırıcı, şişlik ve ödem giderici bir çayla zaten güne başladık. Minic. Egzersizimizi yaptık. Şimdi kahvaltıya geldi. Kahvaltıda da yoğurtlu bir tabii Şimdi, ki. Şimdi yoğurdumuz. Yoğurdun en büyük faydası nedir? Yoğurt süte karşı intoleransı olanlarda bile içindeki bakterilerin onun yapısını değiştirmesi nedeniyle intoleransı azaltır, yok eder. Yani süt grubunda bence en masum şeylerden bir tanesi yoğurt. yoğurt. Hele de probiyotik bir maya mayaladıysanız onu kendiniz yapıyorsanız ya da bir probiyotik yoğursa iki kere bu sistem için daha iyidir. Yoğurdumuzu aldık. Benim kadim dostum <laughs> vazgeçilmezim. Yulafım benim yulafım. De öyle. Evet, ben de çok çok severim. Yani içindeki o beta glukan zaten bizim immün sistemimizi güçlendiriyor ama yine lif yapısı daha bölgesel yağı daha fazla olan insanlarda da o bölgedeki yağı temizlemekte de etken. Onun için biz yulafta yulaf derken boşuna demiyoruz. Evet. ...vazgeçmeyin geçmeyin bu yulaftan. Ben, ben mesela bazen böyle yulafın o hıır tadını canımı istemediği zaman içerisine farklı kavrulmuş yulaf türleriyle ...kombine ederek içinde dut, kabak çekirdeği vesaire işte ne bileyim herhangi bir şey olan bir kavrulmuş granola e, gibi Hı -hı. iki tane ondan mesela iki tane de bundan koyup karıştırıyorum mesela evet. badem sütüyle beraber yapabilirsin ama bunu mesela kilo vermek isteyenlerin yapmaması lazım. Ha on, bu hıır tadı yemesi <laughs> lazım. Öyle mi diyor evet, koymasınlar? Lütfen. Lütfen. Ama onun içine şöyle bir formül buldum ben. Tamam. Eminim ki çok güzel olacak. Bunu suyla pişirin. O Pişirirken evet. içine biraz da tarçın koyun. Evet. O zaman inanın o kadar lezzetli oluyor ki bakın bunu ben bütün şeyle söylüyorum objektif bir temle söylüyorum hani acaba ben sevdiğim için hayır değil. yulafı suyla önce pişirip biraz tarçınla da koyarsanız sonra işte içine yoğurdunu elmasını hatta pişirirken elmayı da pişirebilirsiniz hmm. o zaman daha lezzetli daha oluyor. da doyurucu olur bir de hissiyat olarak da daha böyle yemek yemek yani şişiyor e, çünkü oradaki evet. şişme bizim vücudumuza girdiğinde biraz daha şişecek onun için zaten e, lif oranı hissi, hissi, hissi artıyor ne yaptık hocam Şimdi bunlar ikisini anlattık. Elma ne yapıyor zaten? Elma yine lif desteği veriyor, yine dolaşımı hızlandırmak için bize destek veriyor çünkü bağırsaklarımız hareket edecek. Genellikle basen problemi olan kişilerde kabızlık problemi de beraber seyreder. Hmm. Yine dolaşım problemine bağlı. Bir ayrıca bu kişileri benim önereceğim başka bir şey de bu bizim gün kurusu kayısımız vardı. Evet ya. Siyah. Mesela sabah şunun içine bir tane de ondan atsınlar. Hmm, ya da böyle bir ısırsın ondan içsin yesin o de olabilir. O da olur olabilir. aynen öyle hani isterse bunun içine atıp o da yumuşattıktan sonra hem suyun içip hem de kendisini yiyip Üstüne de içerse bağırsak problemi de hallolmuş olur. Çünkü hakikaten çok beraber seyreder. İşte bunun içine zencefil ve zerdeçal da koyuyoruz. Hmm. Zencefil hem sindirim sistemi için büyük yardımcı. Zerdeçal dolaşım için yardımcı. Tarçın da yoğurda mı kattık hepsini. <laughs> <şimdi. gülüyor> Bakın bir saniye hemen hızlıca şuradan. Hatta yapalım biz evet, beraber. Evet hızlıca yapacağım şimdi. Bakın ben... Merçi Çağla'cığım. istiyorsan Buyurun. şöyle yapalım. Çayımızı içtik, minik egzersizimizi, hareketimizi yaptık. Sonrasında bundan üç kaşık alalım. Hatta benim söylediğim gibi şöyle yapalım. Bakın sıcak suyumuz da var. Çok minnattım. Olur hafife onu bir şişirelim. Bir, bir şişirelim anca. evet şöyle sıcak azıcık. suyumuzla. Şöyle. Tamam. Hatta bunu bir ısıyla evde e, siz daha da şey yaparsınız, güzel pişirirsiniz. Tamam. Böyle çok daha güzel olacak. Birazcık Biraz tarçın. tarçınımızı şimdi koyalım. Hatta Diğer baharatlarımızı da şimdi koyalım. O zaman çok i̇yice daha iyice bir de değil mi? Evet, şey olsun. evet. İyice ne olsun. Zencefilimiz. Zerdeçal ve zencefil. Zerdeçal. Aynen. Annem bir ara bundan çok yapıyordu. Ya. Zencefil, zerdeçal, ananas. Çok iyi yapıyordu. Yulaf, e, yoğurt. Bir ara bayağı ondan tüketiyordu. Benim o meşhur tarifim drobaşıklık sistemi için ve ödem atıcı. Evet. Tabii bizim bunun içine koyacağımız mesela elmadan başka e, ananas da çok iyi bir bu e, ödem atıcı gidecek. değil mi? Evet, Aynı evet. zamanda o da içindeki bromelain nedeniyle. Gelsin. Gelsin. Yoğurdunuz. Yoğurdumuz 3 kaşık koyduk ya bundan dört kaşık şahane olur. Light yoğurt falan olmayacak. Normal bildiğimiz Hayır, yoğurt. Hayır, evde mayaladım. Yani probiyotik mayayla mayalarsak e, daha da zaten ev yoğurdu probiyotiktir. Bir evet. de probiyotik mayayla mayalarsak daha da iyi olur. Şimdi Böyle bu böyle kokular bana hiç yabancı değil benim evde çünkü sürekli yediğim İnanın, şeyler çok seviyorum. çok güzel. Yani Ya e, ben bir şey yönelik yapmıyorum. Ben sağlığa yönelik yapıyorum bunu açıkçası. Var olanı korumak evet, için. Evet bu. Evet. Bakınız. Yani şekil Buyurun. biraz. Şimdi bunu da böyle biraz katalım. Önce böyle bir karıştıralım. Evet. Sonra bir de üstüne tekrar Ekleriz. Ekleriz. Yulafı bazı insanlar alışkın olmadığı için mi sindiremiyor yoksa bazı bünyelerde çok da fazla zorlamamak mı lazım? Ee, yulaf şöyle söyleyeyim sevmeyebiliyor bazı insanlar tadını. Hmm. Sevmiyorlar. O zaman yulaf yerine ne kullanabiliriz biz? Haşlanmış karabuğday koyabiliriz. Hmm. Haşlanmış kinoa koyabiliriz. Haşlanmış kepekli pirinç koyabiliriz. Onların hepsi... Ee, yine lif değeri yüksek olacak şeyler olacaktır. Ee, şurada peçete var mı Çamlıcığım? hocam hemen vereyim çok buyurun. Çok teşekkür buyurun. ederim. Ee, dolayısıyla o tadı, o sevmediği tadı başka tatlarla denemeli. Şimdi sev, sev yani seviyorsa da sindiremiyorsa, şişkinlik yapıyorsa onun içindeki belki gluten, bir intöransı, intöransı gluten. Belki bir intolerans, gluten Yani mısınız? yulafın evet. içinde gliadin vardır. Aslında evet. glutene nazaran çok daha iyi sindirilir ama e, e, yulafın üretildiği line e, şeylerde Hı. tezgahlarda glutenle e, teması olduysa evet. glutenli hale geliyor. Onun için mümkünse glutensiz olarak alınmalıdır. Eğer buna rağmen hala sindiremiyorsa o zaman zorlamamak, zorlamamak lazım. lazım. Tabii lazım. O zaman bir, belki minik bir test yaptırılabilir. Neye belki şeyi var? Asitliliği var. Üzerine de minik tarçınımızı Koydur. döktük. Bence şahane Vallahi oldu. Vallahi ellerinize sağlık hocam. Afiyet olsun. Buna ba bakın sabah bu suyumuzu içtik. Gelin bunları da gayet güzel gösterelim. Evet, şöyle tamam Sabah bu suyumuzu içtik. Mini egzersiz Mini egzersizimizi yaptık. Ee, benim meşhur o 45 dakika her gün evde yapıp Yaptığımız. ayakları yukarı yukarı çektiğimiz egzersizimize. Sonra yulafımızı yedik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.